Peki şimdi de sorunun c maddesine bakalım. 0 küçük ya da eşittir t o da küçük ya da eşittir 8 aralığında. Hangi t zamanında borudaki su miktarı minimumdur? Cevabınızı açıklayınız demişler. Pekala, şimdi herhangi bir t zamanında borudaki su miktarını veren bir w fonksiyonu tanımlayalım. Sonrasında da t'nin aralığında w'nun minimum değerini nasıl hesaplayacağımızı bulabiliriz. Öyleyse w t diyelim ki bu verilen herhangi bir t zamanında borudaki su miktarı olacak. E, w t eşittir 30 m3 diyelim çünkü yukarıda t eşittir 0'da boruda 30 m su olduğu söylenmişti. Daha sonra buna bir miktar daha ekleyeceğiz veya bundan bir miktar çıkaracağız. Bakalım o zaman artı diyelim. 0 zamanından t zamanına, bakın çünkü bu w fonksiyonu t türündendi, içeri net su akışını toplayacağız. Yani net su girişiyle zamandaki küçük değişimleri çarpıp oluşan bu küçük değişimleri sıfırdan t zamanına kadar toplayacağız. Böylece bu bize toplam net su girişini verecek. Tamam, bizim net girişimiz ya da akışımız nedir? Bizim zaten RT diye suyun hangi oranda giriş yaptığını veren bir fonksiyonumuz var. Aynı şekilde suyun çıkış oranını da veren bir DT'miz var. Şimdi bu fonksiyonlarda değişken olarak T yerine X kullanalım. Çünkü T integral sınırlarımızdan birinde var. Biraz açmam gerekirse aslında X yerine herhangi bir değişken de kullanılabilir. Çünkü bu değişken integral almak için kullandığımız bir yer tutucu. Evet başka bir şey değil. Neyse biz fonksiyonlarda X kullanalım. Şimdi bizim net su akışımız RX

eksi dx ve evet çarpı dx olur. Tekrarlıyorum bu bizim net akış oranımız yani içeriye su akışı eksi dışarıya su akışı. Yani net akış oranımızı artık x dediğimiz zamandaki küçücük değişim ile çarpıyoruz ve sonra sıfırdan t'ye kadar topluyoruz. Oluşturduğumuz bu wt herhangi bir t zamanında borudaki su miktarını verecek. Tamam şimdi bu zaman aralığında w'nun hangi noktada mi minimum olacağını bir düşünelim. Minimumu elde edebileceğimiz 3 ihtimalimiz var. İlk olarak en başta yani W0'da minimum olabilir. İkinci olarak zaman aralığımızın sonunda yani T eşittir 8 için W8'de bu iş olabilir. En son olarak W'nun yerel minimum olduğu yer bu iki ucun arasında bir yerde olabilir ki böyle bir durumda W'nun türevi 0 olur. Peki öyleyse önce W'nun uç noktalardaki değerleri bir hesaplayalım. Yani W sıfır eşittir diyelim. Bakın bunu zaten biliyoruz. Sınırlarımız sıfırdan sıfıra oluyor. Ayrıca bize başlangıç durumunda boruda 30 metreküp suyumuzun olduğu da verilmişti. O zaman burası 30. Peki W 8 kaçtır? Bu ise 30 artı 0'dan 8'e belirli integral rx eksi dx çarpı dx'tir. Hadi yine iyiyiz bunu hesaplamak için burada hesap makinesi kullanmamıza izin var. Rx ve dx'in tanımı neydi? Yukarıdan bir bakalım. Evet işte buradalar. Hesap makinemize bunları girebiliriz. Şimdi bunu yapmanın bir sürü yolu var ve siz hesap makinesinde ustalaştıkça bunlardan bazıları AP sınavında size epey zaman kazandırabilir. Neyse ben ise şimdi burada Rx-dx olarak bir fonksiyon tanımlayacağım. O zaman t gördüklerimizin yerine x kullanacağız demektir. Şimdi y1 eşittir. 20 çarpı sinüs x kare bölü 35 parantezi kapatalım. Eksi parantez aç. Şimdi ondalık sayılarda biz virgül yerine nokta girelim. Eksi 0,04 çarpı x küp artı 0,4 çarpı x kare artı 0,96 çarpı x ve son olarak da parantezi kapatalım. Bir gözden geçirelim. Doğru mu girdik acaba? Şöyle bir bakıyorum. Tüm değerler sanki doğru. Evet 0,96 da var. Tamam, sıkıntı görünmüyor. Şimdi y birimizi tanımlamış olduk ve bununla birçok şeyi hesaplayabiliriz. Şöyle diyelim, 30 artı, tabi hesap makinesinin matematik özelliği altında bunu yapıyorum. Belirli integral diyeceğiz ve içine koyacağımız fonksiyonumuza ise y1 diyeceğiz. Bunun için vars yani değişkenler tuşuna basalım ve y varsa geçelim ve fonksiyonu seçelim. Çünkü y1 değişkenimizi bir fonksiyon değişkeni yapacağız ve y y seçtik. Buraya y1 yazmak yerine integralin içini yazabilirdik ama böyle yaparsak sonrasında y1'i tekrar kullanabiliriz. Peki devam edelim. İntegral değişkenimiz x ve alt sınırım 0, üst sınırım da 8. Her şeyi yazmış mıyız bakalım. Evet, tamamdır. Enter'a yani girişe bastık. Evet ve yaklaşık olarak 48,544 geldi. Yani t eşittir 8'de bu kadar metreküp suyumuz varmış. Bunu biz de yazalım. Yaklaşık olarak 48,544 metreküp. Tamam, şimdi de bu ikisi arasında herhangi bir yerel minimum noktamız var mı yok mu ona bir bakalım. Eğer bir yerel minimum veya maksimum noktamız var ise o noktada W'nun türevinin sıfır olacağını biliyoruz. Öyleyse bakalım hangi T'de türev sıfır oluyor. WT'nin türevi eşittir. Sabitimin T'ye göre türevi sıfırdır ve bunun T'ye göre türevi de kalkülüsün temel teoreminden RT eksi DT'dir. Tekrarlıyorum, bu bir fonksiyon. Üst sınır limitimiz t var. Burada neye göre integral aldığımızın önemi de olmaksızın artık bu t'ye göre bir fonksiyon oldu. Şimdi bunun sıfır olması için bizim rt eksi dt'nin ne zaman sıfır olduğunu çözmemiz lazım. Neyse ki yine iyiyiz. Biz zaten rt eksi dt'yi hesap makinesine y1 olarak tanımlamıştık. Tekrar hesap makinemize gelelim. Burada solver yani problem çözücü diye bir özellik var. Onu kullanabiliriz. Bunun için yine mat yani matematiğe gittik. Yukarıdan gidelim. Evet işte Bulduk. Solver burada. Tabii aşağıdan giderek de bulabilirdik. Belirli integralin tam altındaymış. Neyse. Solver'a tıklıyorum ve denklem 2 nokta üst üste 0 eşittir diyor. Buradaki EQN ifadesi İngilizce denklemin kısaltması. Şimdi bu noktada artık Y birimizi alabiliriz. Y değişkenlerime gidiyorum. Sonra fonksiyon diyorum y1'i seçiyorum denklem tamamdır enter yani girişe basıyorum aslında buraya bir başlangıç tahmini de koyabilirim ve denklemi hangi değişken için çözebileceğimi yazabilirim bizimki zaten x'ti çünkü t yerine x'i kullanıyorduk şimdi alfa tuşuna basıyorum sonra da solve yani çöze tıklıyorum şurada enter tuşunun üzerinde mavi renkte ve ve 0 geldi. Peki başka var mı? Başka elde edebilir miyim? 2 ile başlasak, 2 dedik, alfa'ya tıkladık ve çöz dedik. Biraz biraz bekliyoruz makineyi ama olsun. Tamam bu aralığımızın içinde bir değer. Bu da yaklaşık 3,272 geldi. Bunu yazalım. T yaklaşık olarak 3,272'de yerel bir minimum noktamız varmış. Ama daha bitmedi. W'un değerini bu T değerinde hesaplamamız gerek. Yani W 3,272'yi hesaplayalım ki bu değerin gerçekten W0 ve W8'den küçük olup olmadığını anlayabilelim. Peki bunu nasıl yapacağız? Tabii hesap makinesinde geriye gidebiliriz. Second yani ikinci tuşuna bastık ve Quit dedikten yani çıkış yaptıktan sonra değerimiz x değişkeninde saklanmış olmalı. Evet güzel işte burada tamamdır hesaplayalım. Biz fonksiyonu t eşittir 3,272'de hesaplamak istiyorduk. Fonksiyonumuz 30 artı belirli integral içinde mat yani matematiğe gidiyorum ve belirli integral diyorum. Önceden rx eksi dx olarak tanımlamış olduğumuz y bir fonksiyonumuz vardı. Onu aldık. İntegral değişkenimiz x'i yazdık. Alt sınırımız 0 ve üst sınırımız 3,272 idi. Ama biz bunu x değişkeninde saklamıştık. Bu yüzden x yazsak yeter. Bu biraz kafa karıştırıcı gibi ama olsun. Bu bize integral değişkenimizi söylüyorken bu da bizim üst limitimiz olan x değişkenimiz oluyor. Peki hesaplayalım bakalım. Evet. Hadi bakalım makine. Ver bize sonucu. Haydi. Ve evet 27,965 geldi. Yani bu yaklaşık olarak 27,965'e eşitmiş. Tamam, artık cevabımızı verebiliriz. Hangi t zamanında borudaki su miktarı minimumdur? Şunu söyleyebiliriz. t 3,272 iken boruda başlangıç durumuna kıyasla veya zaman aralığımızın tam sonunda yani t eşittir 8'dekine kıyasla daha az su vardır. Yani hangi t zamanındaymış t eşittir 3,272 deriz. Şöyle yazalım bir de w 3,272 küçüktür w 0 o da küçüktür w 8. Şimdi biz şunu yaptık türevin sıfır olduğu yerlerde yerel maksimum veya minimum olabileceğini biliyorduk. Daha sonra bu noktada bir baktık ki fonksiyonumuzun değeri sınırdaki değerlerden daha küçük. O zaman bu minimum nokta. Yani t 3,272 deyken minimum değerimizi bulduk.